Merhabalar değerli arkadaşım. Hoş geldin. İntegral'in ikinci bölümünde değişken değiştirme tekniği ve akabinde kazanım 9'da karşındayım. Sevgili arkadaşım nedir değişken değiştirme tekniği? Hatırlar mısın bilmiyorum. Ama hatırlarsın herhalde değil mi? Şöyle hatırlarsın. İntegral fx küçük fx dx eşittir. Büyük fx dx büyük fx artı c demiştik şimdi. Biz bunu düşken neyin türevi küçük fx'tir? Bunu düşünüyoruz. Tabi biz bunu daha önce polinom fonksiyonuna da gayet rahat düşündük. En nihayetinde en düşünemediğimiz noktada x üzeri n dx polinomu devreye girdi ki burada dereceyi bir arttırdık. Arttırdığımıza böldük. Artı c demiştik değil mi? İşin içinden çıkamadığımız yerlerde. İşte bu bölümde hep genelde bu tür örneklerle uğraştık. Ama ve lakin böyle bir örnek değil de şöyle bir örnek karşıma çıkarsa X kare artı 2X üzeri 4 çarpı 2X artı 2DX çıkarsa. Hadi bakalım bunu düşün. X x x kare artı 2X'in türevin 4. kuvvetini alacaksın da. Onu 2X artı 2 ile çarpacaksın da. oho. Yapamazsın. Değil mi? İşte bu nedir biliyor musun bunun integrali? İntegrali yani bunun integrali yani neyin türevi budur? X kare artı 2X'in 5. kuvveti bölü 5 artı c. İstersen al. Al bunun türevini. Türevini aldıktan sonra bu ifadenin geldiğini göreceksin. Nasıl düşündüm? Müneccim miyim? Değilim. Öngörülü Değilim. Çünkü değişken değiştirme tekniğini biliyorum. Hadi bakalım değişken değiştirme tekniğini anlatmaya çalışalım. Şimdi sevgili arkadaşım örnek verelim burada. F'de gx çarpı g üstü x yani G'nin türevi. Hmm, bileşke fonksiyonu. Şimdi hatırlar mısın? Hmm, şöyle düşünelim. Değişken değiştirme dediğimizde e, gx kısmına türevi yani diferansiyeni bulacağım ifadeye u diyorum. u eşittir gx dedim. Her tarafın diferansiyeni alırsam u'nun diferansiyeni nedir? du'dur değil mi? u'nun türevi 1'dir. 1 bir çarpı du Do, du'dur. gx'in diferansiyeni nedir? g üstü x dx olur. O zaman götürüp yazalım. Bu ifadede gx yerine u, de, g üstü x dx yerine de du yazdık. İşte bu f f de u du bunu mu düşünmek daha kolay yoksa şu ifadenin integralini almak mı daha kolay? Tabii ki bu. Amacımız değişken değiştirme ifadeyi daha yalın hale getirmek. Burada diyor ki f u du ifadesinin integrali hesaplandıktan sonra u yerine g x yazılarak sonuç x değişkenine bağlı bulunmuş olur diyor. Şimdi integral alınacak ifadede u denen kısmın ve u'nun diferansiyeli olan du d u, C cinsinden yazılabilmelidir. Bu şekilde elde edilen integral iki ilkinden daha kolay olmalıdır. Tamam. U cinsinden bulunan sonuçta u'nun yerine ilk değişken tekrar yazılmalıdır. Tamam. Hepsini anlatacağım şimdi ben sana. Bak. Şimdi neyin türevi budur? Düşünmek tabi zordur. Ben u diyorum. U eşittir ax artı b dedim. Şimdi burada du eşittir. Bunun türevi nedir? a çarpı dx'tir değil mi? dx'i çekelim buradan. du bölü a'dır. Şimdi yerine yazıyorum. İntegral dx yerine yani du bölü a yazacağım değil mi? 1 bölü a sabit sayı olduğu için dışarıya çıkartabilirim. u üzeri n du oldu. ha. Bunun integralini alırsam ne olur? 1 bölü a çarpı u üzeri n artı 1 bölü n artı 1 artı c olur ki u yerine burada yazıyordu ya u yerine gx ifadesi yazılarak deniyordu. u yerine de ne yazacağız? ax artı b yazarsak işte bu ifade elde edilmiş olunur. Yani daha kolay hale dönüştürmüş olduk. O zaman hemen gelsin birinci soru. Üç tane sorumuzdan ilkincisi. İlki. Şimdi tabii ki biz 2x'i içeriye dağıtıp burada ne yapabiliriz? Bu ifadenin e, çarpanlarını bulduktan sonra polinom fonksiyona göre integralini alabiliriz. Ancak bak bakalım şimdi daha farklı bir yöntem söyleyeceğim sana. U eşittir x kare artı 2 dijit, 5 diyelim. Diferansiyel alalım. Du eşittir 2x a, 2x dx oldu mu? Aha burası dx du. E burası da u idi. O zaman bu neye dönüştü? U çarpı du'ya dönüştü ki bunun integral nedir? U kare bölü 2 artı c. Sonrasında ne demiştik? U yerine x'e bağlı değişken yazarsak x kare artı 5 bölü 2 artı c olarak bulunmuş olur ki birinci sorumuzun cevabını bu şekilde bulmuş olduk. Geldik ikinci sorumuza. Yine türevi derecesi daha büyük olan ifadeye u diyelim ki türevini aldığım zaman ifade daha basitleşsin. Buna u diyecek olursak u eşittir x kare eksi 5 x artı 4 diyelim. Buradan du eşittir 2x eksi 5 dx değil mi? Türevi çarpı dx filan. E, aha bu Dx. E, düzeltiyorum. Burası DU. E, burası da U. O zaman oldu mu sana U üzeri 8 DU? He. Az önceki çözdüğüm soruyu bu şekilde nasıl basit çözdüğümü anla, e, düşündüğümü gördün mü? Gördün. Nereden? Değişken değiştirmeden. Bu da U üzeri 9 bölü 9 artı C ki U yerine ne demiştik? X kareksi 5X artı 4 demiştik. Yani x kare eksi 5x artı 4 üzeri 9 bölü 9 artı c diyoruz değerli arkadaşım. İkinci sorumuzun cevabına. Geldik üçüncü ve son sorumuza. Buradaki ifade içindeki ifade u diyecek olursak yani u eşittir. fx diyecek olursak yandan du gelecek mi bakalım. du eşittir. f'in türevi x dx oldu değil mi? O zaman burası da du oldu. Yazalım integral u küp du. Bu da ne olur? u üzeri 4 bölü 4 artı c olur ki u dediğimiz ifade fx de x de bağlı değişkeni bağlı yazalım. Derecesi 4 bölü 4 artı c olarak bulunmuş olur. Bu da sorumuzun cevabını bu şekilde bulmuş olduk. Kazanım 9'un sonuna geldik. Kazanım 10'da değişken değiştirmenin diğer tarzı sorularında görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.